This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Keşişin biri hava kararmadan evine dönmeye çalışıyormuş. Ormanın içinde uzayıp giden patikada yürürken gözüne uzun ince bir şey ilişmiş ama tam seçememiş. Biraz yaklaşınca irkilmiş. Dev bir yılan. Ne yazık ki evine giden tek yolda bu yolmuş. Ve hava kararmaya başladığından keşişin zamanı da yokmuş. Paniklemeye başlamış. Kendisine derme çatma malzemelerden bir meşale yapmış, yılana doğru yaklaşmış ve yılan meşalenin ışığıyla aniden halata dönüşmüş. Keşiş imana gelip Tanrı canını almasın demiş. Rahatlamış. Sonra da kendi kendine bu yarattığı yanılsamaya gülerek yoluna koyulmuş. Bu hikayeden ne anladınız? Duyularımız bizi yanıltıyor. Ama biraz aydınlanmayla cehaletimizden ve korkularımızdan sıyrılıp bunların birer illüzyon olduğunu anlayabiliriz. Dünyanın en zengin ve en zeki insanlarından birisi geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya attı. Aslında ilk defa dile getirmedi bu iddiasını fakat yeniden gündem olmaya yetti. Dedi ki bu arkadaş, neredeyse kesin olarak bir simülasyonun içerisinde yaşıyoruz. Tahmin ettiniz değil mi kim olduğunu? Elon Musk. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. You seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Ben size ne diyorum biliyor musunuz? Neredeyse kesin olarak falan değil. %100 simülasyonlar dünyasında yaşıyoruz. Fakat benim bahsettiğim böyle teknolojik bir simülasyon falan değil. Ona birazdan geleceğiz. Ben bugün bu simülasyon kavramına biraz farklı bir açıdan da bakmak istiyorum. Benim bahsettiğim şu. Bize doğduğumuz günden beri bir takım simülasyonlar gösteriliyor. Ailemiz, arkadaşlarımız, okuldaki öğretmenlerimiz tarafından. Diyorlar ki sen busun, sen şusun, biz buna inanırız, eğitim böyle yapılır, devlet böyle yönetilir, öldükten sonra bu olur, biz buna inanırız. Böyle yaşamak ahlaklıdır, böyle yaşamak ahlaksızlıktır, erkek böyle davranmalıdır, kadın şöyle davranmalıdır falan. Peki bu simülasyonları bize öğretenlerin, öğrettikleri şeyin doğru olduğuna dair kanıtları ne? Nereden öğrenmişler ki bunları? Bizi de aynı simülasyonun içerisine çekmeye çalışıyorlar. Üzücü bir şekilde çoğu zaman bunları kendi araştırmalarıyla, sorgulamalarıyla değil de kendinden önceki nesillerin aktarmasıyla öğrendiklerini görüyoruz. Öyleyse bize hayatımız boyunca dayatılan bu simülasyonların hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin yararlı, hangisinin zararlı olduğunu nasıl anlayacağız? Videonun başındaki hikayeyi hatırladınız mı? Kendi meşalemizi yakarak, korkmayarak, duyu ve duygularımızın bizi yanılttığının farkında olarak. Şimdi gelelim teknolojik simülasyon kavramına. Yani Elon Musk'ın da bahsettiği bir bilgisayar simülasyonunun içerisinde yaşıyor olabilir miyiz sorusuna. Bu soru kimileriniz için ciddi bir soru olarak algılanmış olsa da kimileriniz için hadi canım böyle de saçmalık mı olur dedirtmiş olabilir. Ama izlemeye devam edin. Birazdan anlatacaklarımdan sonra bu sorunun hiç de içi boş bir soru olmadığını anlayacaksınız. Kavanozdaki beyin argümanını hiç duydunuz mu? Gelin bu argümana biraz yakından bakalım. Aklınıza gelebilecek tüm duyular, görme, dokunma, tat, koku, basınç, ağrı, titreşim gibi iç ve dış ortam sinyallerini elektriksel sinyallere dönüştüren algılayıcılar sayesinde algılanıyor. Kısacası algılamanızın merkezi olan beyninizin içinde gezinen minik elektrik akımlarından başka hiçbir şey yok. Peki tüm gerçeklik sadece beynin içinde dolanan minik elektrik akımlarından ibaretse gerçekliğin gerçek olduğundan nasıl emin olabiliriz? Ya da beynimizin bir laboratuvar ortamında bir kavanozun içinde kablolara bağlı bir beyin olmadığından. Vücuttan ayrı bile olsa hayatta tutulan bir beyin uygun uyaranlar sağlandığında kendisini farklı ortamlarda farklı deneyimler geçiren bir canlı olarak algılayabilir. Yani siz şu anda rahat koltuğunuzda video izlediğiniz sanrısını yaşayan kavanozdaki bir beyin olabilirsiniz ve bunun aksini ispatlamak için elinizde neredeyse hiç kanıt yok. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? İşte bu argüman bizi Matrix filmindeki Neo'nun içerisinde bulunduğu duruma getiriyor. Bu noktadan sonra biraz filmin başını anlatacağım. İzlemeyenler varsa önce izlesinler, sonra gelsinler. İnsanların Matrix'in içerisine hapsedilme hikayesi şöyle.
İnsanlık teknolojide çok ileri seviyeye gelmişti. Makineler sayesinde rahat etmişler ve her işlerini yaptıracak kölelere sahip olmuşlardı. Hatta makineleri öyle programladılar ki kendi kendilerini geliştirebiliyorlardı. Bir noktadan sonra bilinç kazandılar. Bir gün B-166ER isimli bir robot sahibini öldürdü. İşler bir anda karıştı. Makineler ve insanlar arasında savaş başladı. İnsanlık makinelere soykırım yapmaya kalkıştı. Kölelikten kurtulmak isteyen makineler insanlığa baş kaldırdı ve 01 isimli bir şehir inşa ederek teknolojik anlamda hızla ilerleme kaydettiler. Artık insanlığa karşı ekonomik ve teknolojik bir üstünlük kurmuşlardı. Buna rağmen makineler insanlara bir anlaşma yapmayı teklif etti. İnsanlar işbirliği yapmayı reddettiler. Dünyayı ikiye böldüler. Makinelerin şehrine bombalar yağdırdılar ama savaşı kazanamadılar. Makineler insanlardan üstündü. İnsan şehirleri bir bir yok edilmeye başlandı. Bunun üzerine insan liderleri Dark Storm Effect denilen bir prosedürü uygulamaya koydu. Gökyüzü karartılacak ve böylece makineler güneşten aldıkları enerjiden mahrum bırakılacaktı. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky. Geri dönüşü olmayan plan uygulamaya kondu. Fakat makinelerin güneşten yoksun kalmaları onların sonunu getirmedi. Enerji elde etmek için kullanacakları bir B planları vardı. İnsanların vücutlarında kullanabilecekleri bir biyoelektrik enerjisi olduğunu keşfettiler. Böylece devasa insan tarlaları kurdular. There are fields, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown. İnsan liderleri çaresiz bir şekilde Matrix projesini imzalamak zorunda kaldı. Böylece bedenleri makinelerin olacak, zihinleri ise cennet gibi bir dünya programının içinde yaşayacaktı. Matrix'in bu ilk versiyonu çalışmadı. İnsan zihni herkesin mutlu olduğu bir cennette yaşamaya uygun değildi. Bu yüzden ekinlerin yarısından fazlası telef oldu. Bunun üzerine mimar yeni bir Matrix versiyonu oluşturdu. Bu sefer acı ve sefalet dolu bir dünya simülasyonu yarattı. Ama bu da çalışmadı. Mimar sonunda sisteme Kahin isimli sezgisel bir kod eklemeye karar verdi. İnsan doğasını anlamada oldukça yetenekli bir kod. Kahin bir program geliştirdi ve deneklerin %99'u özgür irade verildiği takdirde her türlü ortamı kabul ediyordu. Böylece inançlar ve seçimlerle yönlendirilebilen bir yapıya sahip olan 3. versiyon Matrix geliştirildi. Artık ekinler ölmüyordu. İşte Neo da diğer milyarlarcası gibi bu programın içerisinde yaşayan ve kendisini 1999 yılında bir yazılımcı olarak deneyimleyen kavanozdaki bir beyindi sadece. Makinelere güç sağlayan basit bir pilden başka bir şey değildi. Ama Neo yaşadığı gerçeklikten şüphe ediyordu. Bir arayıştaydı. Arayışı yolunun Morpheus'la kesişmesini sağladı. Morpheus yıllardır aradığı seçilmiş kişinin Neo olduğunu biliyordu. You are the one. You see, you may have spent the last few years looking for me, but I've spent my entire life looking for you. Morpheus ona sadece gerçeği vaat etti. Böylece Neo kırmızı hapı yuttu ve düş dünyasından gerçek dünyaya giden yolculuğu başladı. Simülasyondan kurtulmuştu. Elon Musk 1970'lerde çıkan Pong isimli bir oyuna atıfta bulunarak şöyle dedi geçenlerde. Şuna bakın. Hani iki çizgi bir de top böyle gidip geliyor. Bir de şimdiki oyunlara bakın ne kadar da gerçekçi. Ben de kendisine katılıyorum. Daha 50 senede teknolojiyi bu seviyeye çıkarabildiysek gelecekte evrenleri simüle etmek neden mümkün olmasın? İyi de gelecekte bu mümkünse bunun hali hazırda gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabiliriz? Olamayız. Hatta size daha da ilgincini söyleyeyim. Eğer gelecekte bu mümkünse biz neredeyse kesin olarak bir bilgisayar simülasyonunun içerisinde yaşıyoruz. You look at our computing power today and you say, I have the power to program a world inside of a computer. Well, imagine in the future where you have even more power than that and you can create characters that have, for example, free will. So this is a world and I program in the laws that govern that world. Now you're a character in that world and you think you have free will and you say, I want to invent a computer. So you do. Hey, I want to create a world in my computer. So now you lay out all these universes and throw a dart. Which of these universes are you most likely to hit? The original one that started it or the countless simulations, the daughter simulations that unfolded thereafter? Şimdi diyeceksiniz ki
bu kadar büyük bir evreni nasıl simüle etmiş olabilirler? Yani katrilyon kere katrilyon çarpı katrilyon katrilyon atomu simüle etmek için nasıl bir işlemci gücü gerekirdi kim bilir? Hayal etmesi bile çok zor. Ama ya buna ihtiyacımız yoksa? Nasıl yani? Şöyle ki, aslında birini simülasyonda olduğuna inandırmak için bütün evreni simüle etmeniz gerekmiyor. Sadece o vatandaşın gerçek hissetmesini sağlayacak kadar simülasyon yeterli. Yani ben bu yöne bakıyorken arkamda olan bitenlerin simüle edilmesine ne gerek var ki? Zaten bilgisayar oyunlarında da böyle değil midir? Siz konum değiştirdikçe harita yüklenir. Yani bütün haritanın aynı anda yüklenmesine ne gerek var? Buna işlemci dayanmaz. O zaman yeni ve ürkütücü bir iddia daha söyleyeyim size. Tabii eğer gerçekten varsanız. Bir simülasyonda yaşıyor olma ihtimalimiz var, evet. Bir de bunun üzerine bizim dışımızdaki herkesin bir kurgudan ibaret olma ihtimali de var. Kesin olarak yalnızca kendi zihnimin varlığından emin olabilirim. Geriye kalan her şey, evim, arabam, işim, arkadaşlarım, ailem, diğer bütün insanlar beni kandırmak için simüle edilmiş varlıklar olabilirler. Bu da bizi Descartes'in ünlü sözüne getiriyor. Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes'e göre her şeyin varlığından şüphe edebilirim. Ancak tek bir şey hariç. Kendi bilincim. Şüphe duyuyor olduğumdan şüphe duyamam. Demek ki şüphe edenin, yani benim varlığım kesindir. Düşünebiliyorsam varım demektir. Peki tüm bu işlerin içerisinden nasıl çıkacağız? Nerede yaşıyoruz kardeşim? Bir bilgisayar simülasyonunun içerisinde mi? Fiziksel bir dünyada mı? Makineler tarafından yaratılan bir programın içerisinde mi? İşin teknolojiyle ilgili kısmına bakarsak ne yazık ki bunun cevabını hiçbir zaman bilemeyebiliriz. Aslına bakarsanız bir simülasyonun içerisinde yaşıyor olsaydık bile bizim için pek bir şey değişmezdi. Aynı şekilde yaşamaya devam ederdik. Yani eğer mutlu ve huzurluysak, acı çekmiyorsak gerisinin ne önemi var ki? O zaman yeniden videonun başına gidelim ve bize dayatılan bu kolektif simülasyonlar konusunda ne yapabiliriz? Buna bir bakalım. Bu videonun önermesi şu. Birçok insan hayatını belirli kalıplar üzerine inşa edilmiş şekilde buluyor ve hayatının sonuna kadar gerçeği sorgulama ihtiyacı hissetmiyor. Böyle olmamalı. Bu medeniyeti kurduysak ve kendimizi diğer canlılardan ayrı bir sınıfa koyuyorsak sorgulamalıyız. Biz bugün bilgiye erişim bu kadar kolayken bile bunu yapmıyoruz. Fakat günümüzden 2400 yıl önce bile bunu yapanlar vardı. Mesela Platon. Platon'un mağara alegorisine göre bir grup tutsak doğumlarından itibaren bir mağaraya kapatılmıştı. Dış dünya hakkında bilgileri olmadığı bir hayatları vardı. Fakat bazen mağaranın kapısından geçen insanlar ve hayvanlar mağaranın duvarında gölge oluşmasına sebep oluyordu. Bu canlıların yansımaları mağara sakinlerini büyülemişti ve onların gerçek olduklarından hiç şüpheleri yoktu. Bu belirsiz silüetlere bakıp onlar hakkında heyecanla konuşup gelişmişlik ve bilgelikleriyle övünüyorlardı. Sonra bir gün bir tutsak serbest kaldı ve ilk kez dışarıya çıktı. Işık gözlerini acıtmış ve yeni ortamı karmaşık bulmuştu. Kendisine etrafındakilerin asıl gerçeklik olduğu ve mağaradaki gölgelerin de yalnızca yansımalar olduğu söylendiğinde buna inanmadı. Gölgeler onun hayatı boyunca bildiği tek gerçeklikti. Fakat gittikçe gözleri alışmaya başladı. Artık sudaki yansımalara ve objelere doğrudan bakabiliyordu. En sonunda görmesini sağlayan şeyin kaynağının güneş olduğunu ve gerçekliğin hiç de sandığı gibi olmadığını anladı. Bu aydınlanmış kişi hala karışıklık ve yanılgıda olan yoldaşlarına yardım etmek için mağaraya geri döndü. Gördüklerini onlara anlatmalıydı. Fakat artık karanlığa alışık değildi ve duvardaki gölgeleri görmekte zorluk çekiyordu. Diğer tutsaklar bu yolculuğun onu aptal ve kör ettiğini düşündüler. Arkadaşları onları serbest bırakmak istediğinde buna şiddetle karşı çıktılar. Platon bu alegoride halkı eğitmeye çalışan ve onlara gerçekleri anlatan bir filozofun durumunu tasvir etmeye çalışmıştı. Çoğu insan yalnızca cehalet içerisinde huzurlu olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda bu cehaleti kendilerine anlatmaya çalışanlara da düşmanlık besliyordu. Platon'a göre hepimiz hayatımızın çoğunu bir takım silik silüetleri seyrederek yaşıyoruz. Küçük yaştan beri herkes bizim kırılgan zihinlerimize bir takım gölgelerin hakikat olduğunu dayatıyor. Peki, hakikati bulma yolunda kime güvenmeliyiz? Kimse mağara doğmayı seçmez ama başladığımız yer hep orasıdır. Eğer dışarıya giden yolu bulmak istiyorsak, bilgiye, bilime, felsefeye ve en önemlisi kendimize güvenip önce hiçbir şey bilmediğimiz gerçeğini kabul etmeliyiz. Çünkü bilgelik cahilliği kabullenmekle başlar.